Merhabalar herkese. Bugün sizlerle bu ipten bir süveter yapmayı düşündüm. Doğaçlama takılacağım ama eli yatkın olanların, daha önceden örgü örmeyi, tığ işi bilenlerin çok kolaylıkla yapabileceği bir model. Böyle bir çırpıda bitebilecek bir model. Bu iplerimi ben iplik dükkanından aldım. Nako Outlet, yani Nako'nun ihraç fazlası iplerinden. Ama Nako Valse yani o olduğunu düşünüyorum. Sadece aralarında düğüm çıkıyor. Bu yüzden ihraç fazlasına çıkmış sanırım. 3 milimlik tığla yapacağım. Bir de makasa ihtiyacım var. Hazırsak hemen başlayalım. Evet, zincirle başlayacak modelimiz. Bu arada ben modeli önü kısa, arkası daha uzun şeklinde düşündüm. İstemeyenler bu detayı yapmayabilir. Zaten istediğimiz uzunluğa kadar getireceğiz. Şimdi benim anlatacağım tarif aslında 38-40 beden. Kendi üzerime göre yapıyorum çünkü. Ama şöyle bir şey var. Salaş çalışacağım. Yani 42 bedene kadar olur. Eğer siz daha büyük yapmak isterseniz benimle aynı ölçülerde daha kalın iple yaparsınız. Daha büyük olur. Ya da sayılarınızı arttırabilirsiniz. Bu şekilde büyütebilirsiniz. Küçültebilirsiniz yine. Ya ipi incelterek ya da dediğim gibi sayıları düşürerek. Şimdi 100 tane zincirle başlıyoruz. 3 tane de dönüş zincirimiz var. Yani 103 tane zincir çekiyoruz. Şöyle doladım. Bir ilmek oluşturdum. Şöyle hatta kolay yolunu göstereyim onun da. Şöyle minik çevirdim. Halka oluşturdum. Tığımı halkanın içinden geçirip çektim. Yine ilmeğim oluştu. Bu kadar basit. Bunun üzerine zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Çok sıkı olmasın zincirlerimiz. Üzerine trabzan gideceğimiz için gene biraz toparlayacak çünkü. O yüzden biraz gevşek olursa daha rahat çalışırız. 6, 7, 8. Şimdi ben 100 tane zincirimi çektim. Eğer bunu büyük yapmak isteyen olursa onun katlarında ilerleyebilir. Yani 110, 120, 130 şeklinde büyütebilir. Aynı şekilde de 90, 80, 70 şeklinde azaltabilir. Şimdi 3 tane de dönüş zincirimi çekiyorum. Bu bizim trabzanımız olacak aslında. Doluyorum ipimi. Bu 3'e değil de 100'üncüye. Yani bu baştan bakarsak 1, 2, 3, 4'üncüye batıyoruz. Dolayıp battık. İkili trabzan yapıyorum. İlk hareket 2 tane, ikinci hareket 2 tane. Doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. İlk hareket 2 ilmeği örüyorum. İkinci hareket olarak 2 ilmeği örüyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Daha sonra doluyorum yine ipimi. Zincirlerin üstünde örmeye devam ediyorum. Ama nasıl? Şöyle 1, 2 atlıyorum. Üçüncü zincirime batıyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğerinde 2 tane yaptım çünkü baştaki 3 zincirimiz bir trabzan sayılıyor. Hemen göstereceğim. Şöyle. Şuradaki 3 zincir birinci trabzan olarak gözüküyor. Yanına 2 tane yaptım. 3 tane oldu. Bir zincir çektim. Üçlük grubumu tamamladım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Aşağıda da yine doluyorum. 1, 2 atlayıp üçüncü zincire batıyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. 1, 2 atladım üçüncüye. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Doladım. 1, 2 atlıyorum. Üçüncü zincire 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu kuralı devam ettirerek sıramı tamamlıyorum. Sıramın sonuna kadar geliyorum. Evet, ben şimdi sıramın sonuna geldim. Eğer sizin son zincirinize batmadıysanız, yani bitişte fazladan zincir kaldıysa,
Bu sayılarda bir sıkıntı olmuş demektir. Onlara dikkat edersiniz ya da direkt buradaki hani başladığımız düğümü sökersiniz. Burayı tekrar düğümlersiniz. Fark etmez yani. Hemen 3 zincirle üste çıkıyorum. Şimdi bu gördüğünüz gibi dibinde boşluk yok. 3 zincirimi çektim. Döndüm. Hemen dolayıp şu aradaki boşluğa batıyorum. Buraya önceki sırada yaptığımız gibi 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Saymamıza gerek yok yani artık. Aralarda bir zincirim var. Doluyorum. Sonraki boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum sonraki boşluğuma. Gördüğünüz gibi bakın bir sıramız dolu, bir sıramız boşlukla başladı. Dolu boş, dolu boş şeklinde ilerleyecek. Sıra sonunda da nasıl boşluk yaptığımızı hemen anlatacağım sıra sonuna gelince. Bir zincirimi çektim, doladım. Sonraki boşluğuma 3 tane ikili trabzan. Bir zincir doladım, sonraki boşluğuma geçtim. Bu şekilde sıramın sonuna kadar gidiyorum. Bir zincir, sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bir zincir, sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Evet, şimdi sıramızın sonuna geldik. Burada böyle bir görüntü oluştu. Son boşluğumuza da battık. Niye böyle oldu? Şimdi bu sıranın başında şurada oluşturduğumuz boşluğu burada da yapacağız. Hemen bir zincirimi çekiyorum. Doluyorum. Burada bir, iki değil de üçüncü. Burada tabi zincir olduğu için zincirin arasına batıyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada da boşluğumu oluşturuyorum yani. Dediğim gibi burada 1, 2 değil sonuncu, 3. trabzanın tepesine batıyoruz. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekip döndürüyorum örgümü. Hemen zincirimin dibinde boşluğum var gördüğünüz gibi. Bu boşluğa direkt 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi dolu oldu. Biraz önce de söylemiştim. Bu şekilde dolu boş dolu boş diye şeklinde ilerleyeceğiz. Bir zincir çekiyorum. Sonraki boşluğuma geçiyorum. Bu diğer boşluklarımda yine 3 tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Sadece burada 2 tane var. O da zaten 3.'yü buradaki zincirim çektiğim 3 tane zincir tamamlıyor. O yüzden 2 tane. Geri kalanlar yine 3 tane ikili trabzan, bir zincir. 3 tane ikili trabzan şeklinde devam ediyor. Evet, şimdi bu sıranın da sonuna geldim. Burada zaten bir boşluğum var. Boşluk oluşturmayacağım. Tam tersi o boşluğu dolduracağım buradaki sıramın sonunda. Yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Burada da başta çektiğimiz gibi bir zincir görüntüsü var. Boşluğum oluştu. Yine dolu boş dolu şeklinde ilerliyor. Simetrik aslında. Bu başta boşsa bu sıranın diğer başında da boş. Burası doluysa sıranın diğer başı da dolu. Bu şekilde ilerliyoruz. İstediğimiz boya kadar. Onu da nasıl ölçeceğiz? Şimdi koltuk altında bir kesme yapacağım ben. Siz nerenize gelmesini istiyorsanız süeterinizin. Ben mesela ön tarafını hani belden arkasını böyle biraz kalçamı kapatacak şekilde yapmayı düşünüyorum. Biraz daha uzun tutmayı düşünüyorum. Bu yüzden ön tarafımda belden koltuk altıma kadar bir mesafe ayarlayıp o kadar öreceğim. Kaç sıra olursa artık. Siz de artık nereden istiyorsanız, mesela benim gibi belden istiyorsanız belden koltuk altınıza kadar bu şekilde örün. Ya da daha uzun istiyorsanız o mesafeden koltuk altınıza kadar kaç sıra olursa örün. Daha sonra koltuk altı kesmesinde
Birlikte olacağız. Başka hiçbir kuralımız yok. Aynı işlemleri tekrar ederek koltuk altımıza kadar gelelim. Evet, şimdi ben bayağı bir gittim. Arkasını uzun, önünü kısa düşündüğüm için ön tarafta bu mavi çizgilerin 3 sıra, arkasında 4 sıra olmasına dikkat edeceğim sadece. Siz sayılarını sayarak da yapabilirsiniz. Ben saymakla uğraşmadım. Şimdi şu kenarlardan boşluk bırakarak buradan biraz gideceğiz. Daha sonra askı gibi ayarlama yapacağız. Hemen nasıl yapıldığına geçelim. Şimdi burada bu sıramı bitirdim ben. Boşlukla bitti. Önemli değil. Dolu ya da boş fark etmez. Bir zincirden sonra ipimi kestim. Buradan yürüterek de gelebilirsiniz ama gerek yok. Şimdi burada desen farklı oluşmasın. Bir ters bir düz gittik ya. Yine çevireyim örgümü. İpimi kesmemişim gibi. Burada kendimize göre bir ölçü belirleyeceğiz. Şimdi eğer benle beraber yapanlar varsa, eğer boşluklu geldiyse bu köşemiz 8. boşluğa batacağız. Eğer böyle dolu geldiyse 7. boşluğa batacağız. Hemen gösterelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi benim burası batacağım yer 8 dediğim gibi. Ama eğer şu önceki sıradaki gibi dolu olan kısımda bitseydi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen hemen arka arkaya gelecek. Bu yüzden hani 7 ya da 8'e batacağız. Artık sıramızın başı nasılsa. Tığımı batırdım. Burada bir ilmek oluşturuyorum. Bunu buradan çektim. 1, 2, 3 zincir. Bu benim bir trabzanım gibi düşünüyorum. Şuradaki kısa ipi de beraberinde yürüteceğim. Hemen netliği ayarlayalım. Dolu ip batıyorum yanına. İkili trabzan yapıyorum. Doluyorum, tekrar batıyorum. İkili trabzan. Yani kuralımızı devam ettiriyoruz aslında. Bir zincirle yan boşluğa geçtim. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Parça ipimi de yürüttüm. İyice gördüğünüz gibi yok oldu arkada. Bir zincir. Hemen sonraki boşluğa gelelim. Bir zincir. Şimdi burada şöyle sonundaki bu baştan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. boşlukta dahil örüyoruz bu şekilde. Hiçbir fark yok. Buraya kadar gelelim. Evet, sonuncuyu ördüm. Yine her zamanki dönüşümüzü yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Döndürüyorum örgümü. Sonraki boşluğa batıyorum direkt. Çünkü zincirimin dibinde boşluk yok. Sonraki boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ara bir zincir doluyorum sonraki boşluğa. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Şimdi bu şekilde bayağı bir gidiyoruz. Bir 7-8 sıra kadar bu şekilde gidip daha sonra şöyle şu başladığımız kısımlarda şöyle ince askılar yapacağız sağına ve soluna. Hemen bu şekilde bir 7 sıra gidelim. Benimle aynı yapmak isteyenler varsa 7 sıra bu şekilde gideceğim. Evet, şimdi ben 7 sıramı gittim. Şimdi şöyle bir askı gideceğiz. Yine aynı şekilde dönüşümüzü yapalım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Döndüm bu tarafa. Doladım ipimi, battım boşluğuma. 3 tane
İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir, sonraki boşluğum. Aralarda zincirlerimizi unutmadan ilerleyelim. Üç tane doldurduk. Şöyle dördüncüyü de doldurayım. Bir zincir çekiyorum. Bu başımda boşlukla başladığı için burayı da boşlukla bitireceğim yine. 1, 2 batmıyorum. 3. trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2 de trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çekip dönüyorum. Dediğim gibi burası ince olacak. Hemen dibine 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir, hop, sonraki boşluğuma geçtim. Burada da 5 tane boşluğumuzu doldurmuş olacağız. Önceki sırada boşlukla başladığı için 4 tane dolgumuz olmuş oldu. Bu sıramızda da 5 dolgu 4 boşluğumuz olmuş olacak. Son boşluğumu da doldurdum. Gördüğünüz gibi ilk sıra boşlukla başlamıştı. İkinci sıra böyle dolguyla devam etti. Hemen 1, 2, 3 zincir çekip yine döndürüyorum. Dibinde boşluk yok. Sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, sonraki boşluğu. Bu şekilde 10 sıra gidiyoruz. Yani tabii sizin omuzunuz daha yüksekse bu ölçüyü artırıp düşürebilirsiniz yani. Omuz ölçünüze göre. Şimdi ben burada ipi kesmeden devam ettim. Diğer taraf için mecburen ipi keseceğiz. Böyle benim ipim geçişli olduğu için bu tona kadar saracağım. Burada tekrar başlayacağım. Onda nasıl yaptığımı gösteririm. Hemen burada 10 sıramızı bitirelim. Diğer askıya nasıl geçtiğimi de göstereyim. Evet, şimdi bu tarafı bitirdim. 10 sıra gittim. Şimdi bu tarafta da aynı işlemi yapacağız. Şimdi bakıyorum bunun ilk sırası bana göre şu an ters. O zaman ters çevireceğim. Şöyle bu sıranın başladığı gibi düz şekilde başlayacağız. Hemen bakıyorum bunun ilk sırasında 4 tane dolgu, 2 tane boşluğum var. Şimdi ipimin keserek rengini tekrar ettiği yere geldim. Göz kararı tabi bu, yani ip devam etmediği için kesmeden tam bunun kadar birebir olmayacaktır. Şimdi hemen bir bakalım. 1, 2, 3, 4. O zaman bunun şöyle 1, 2, 3.sine batacağım. Şöyle ilmek oluşturuyorum. Buradan geçirdim ve buraya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra dolayıp buradaki boşluğumu normal 3 tane ikili trabzanla dolduruyorum. Bir zincir doluyorum sonraki boşluğuma. 3 tane ikili. Bir zincir sonraki boşluğuma. Bir zincir çekiyorum.
Boşlukla başlamıştık. 1, 2 atladım 3. trabzanın tepesine. Burada zincire denk geliyor. 2 trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümü döndürdüm. Hemen yanına 2 tane ikili trabzanımı kondurdum. Bir zincirle sonraki boşluğuma geçtim. Şimdi burada da yine 10 sıramı tamamlıyorum. Ve bu parçalardan 2 tane yapıyorum. Dediğim gibi ben arka kısmını uzun yapacağım. İsteyenler eşit yapabilir. Evet, bu benim arka parçam. Hemen şöyle önünü de göstereyim. Bu da ön taraf. Olabildiğince ben renkleri aynı yere denk getirmeye çalıştım. Aynı şekilde yapmaya çalıştım. Şimdi bu kenarlarından biz dikiş yapacağız. Ben şöyle düşündüm. Bir tarafını boşluklu, bir tarafını dolgulu yaptım ki dikişte problem olmasın. Ama tabii aynı sayıda yapanlar için yani sıraları, arkasını, önünü birebir yapanlar da bu tutmayacaktır. Ya bir sıra fazla örün ya da benim gibi önünü daha kısa tutun arkasından. Bu şekilde yaparsanız zaten buralarda denk getirebilme şansınız daha kolay olur. Bu şekilde ben hemen şu iki ucundan dikeceğim. Buradan da aynı şekilde. Bir de şu yanlardan dikiş yapacağım. Gördüğünüz gibi benim ön parçam. Şöyle bir mavi kısım daha. Fazla ördüm arkasını. Burada da burayı birleştireceğim. Daha sonra süeterimiz hazır olacak. Buraları birleştirmekte zorlanırım diye düşünürseniz dikmeden önce çerçeve olarak böyle bütün kenarlara bir sıra sakiğine gidebilirsiniz. İstediğiniz renkte. Tek renk çalışıyorsanız zaten fark etmez. Benim gibi çalıştıysanız içlerinden herhangi bir rengi seçebilirsiniz. Eğer diktikten sonra çerçeve yapmak isterseniz de dediğim gibi gene içlerinden bir renk ya da artık ne renk yapıyorsanız buraları da diktikten sonra en son böyle bir sık iğne ya da ilmek kaydırmayla gidebilirsiniz. Herkesin isteğine kalmış. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer bulursam ben de bu mavi tonlarından diktikten sonra kenarına bir şerit gitmeyi düşünüyorum. Ya da en kötü bunları zaten böyle kesip biçerek yaptığım için parça iplerin arasından mavileri birleştirerek belki bir kenar giderim. Bilmiyorum şu anda. Bu şekilde anlatacaklarım bu kadar. Takıldığınız yerler olursa yorumlarda bize sorabilirsiniz. Olabildiğince hızlı şekilde biz yanıtlamaya çalışıyoruz. Tabii ki videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizimle kalın. Hoşça kalın.